Evet, hepiniz hoş geldiniz. Biraz uzun ve yorucu bir yolgu benim için. Birkaç gündür birkaç şehir gezdim. Takip edenler biliyordur mutlaka. Bugün burada iki yıl aradan sonra tekrar sizinle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Özlemişim sizi. Siz de beni özlediniz mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün son kitapla geldik. Yani ben bir kelebek sevdim. Hani ben burada yokken 2-3 kitap daha çıktı aslında arada. Yalnızım çünkü sen varsın. İntikam, Mor. Bu kitaplarla ilgili biraz hazır kitap fuarındayken kitaplarla ilgili önce konuşalım. Çok sevindiğim, çok mutlu olduğum bir şey oldu. Ondan bahsedeyim. Ben bir kelebek sevdim. Çıktıktan birkaç ay sonra Altın Kalem ödülünü aldı. Yılın romanı seçildi. Bu beni çok mutlu etti. Sizinle paylaşmak istedim. Ondan önce de ben bir kelebek sevdiğimden önce de Yalnızım Çünkü Sen Varsın kitabıyla sizlere ulaştık. O kitap içinde benim farklı bir çalışmam oldu. Psikolojiden anlayanlar çok iyi bilecekler, okuyanlar o kitabı. Bir psikoloğun hayatını anlatıyorum aslında. Psikologların da travma yaşayabileceği gerçeği yazılıyor o kitapta. Ama asıl size bahsetmek istediğim kitap, ondan da önce devamını pandemide yazdığım bir kitaptı. Ben o kitabı aslında birincisini, ilkini 2016 yılında yazdım. Kitabın adı Mor. Şimdi herkes beni aşk yazarı, işte şiirler falan böyle biliyor ya. Kitabı da gördüm bu arada elinde. Harikasın. İşte onu ben 2016'da yazmıştım. Bu distopik bir roman. Ne demek distopik roman? Gelecekte geçiyor. 3000'li yıllarda geçen bir hikaye bu. Orada şöyle bir cümle var devamında, kitabın devamında. Geçmişi anlatıyor karakter. Diyor ki, yıl 2020 diyor, bir virüs geliyor diyor. Yaşlılar ölüyor, gençler kalıyor, insanları evlere tıkıyorlar. Sonra bir aşı bulunduğu iddia ediliyor ve insanlara o aşı yapılmaya başlanıyor diye bir cümle var bu kitapta. Ben hangi yıl yazmıştım bu kitabı? 2016'da. Hangi yıldan bahsediyoruz? 2020. İşte kitap okumanın önemi, bakın, burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. O kitabı okuyan insanlar bunu biliyordu. Tarihiyle yazmıştım çünkü 2020'de olacağını da yazmıştım. Ama aşk yazarıyım ya, çok inandırıcı gelmedi. Ben kimseye inandıramadım gerçekten. Ya iyi sallamış falan dedi okuyanlar. Sonra 2020'de gözler bana döndü bu sefer. Peki dediler, şimdi ne olacak? Hani tamam, bunu bildiniz, yazdınız. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Tam o dönemde de Mor G devamı olan Mor. Evet, o da sende var. Siz bayağı distopik roman seviyorsunuz galiba anladığım kadarıyla. Onu yazdım sonra. Herkes çok merak etti ama kimse okumadı. Bu da ilginç. TÜİK verilerine göre çünkü Türkiye'de kitap okuma oranı yüzde kaç sizce, bir fikri olan var mı? Kaç? %15. Ne tatlısın sen. Ne güzel hayaller bunlar. %15. Türkiye'de TÜİK verilerine göre kitap okuma oranı %0.1. Çok acı verici değil mi? Ve hal böyleyken %0.1, ortalama 80 bin kişi kitap okuyor. Ben bir araştırma yaptım. Bu işte yaşamış, vefat etmiş, halen yaşamakta olan, Wattpad'de kitap yazan tüm yazarları topladım. 92 bin kişi ediyor. Yani öyle bir ülkedeyiz ki yazarı okurundan fazla. Bu da enteresan bir bilgidir.
%0.1 çok kötü bir oran. Fakat bu morun içinde geçen bir söz Türkiye'de milyonlara ulaştı. Ama nasıl ulaştı? Benim için çok özel bir andı o. Evdeyim bir gün, bir arkadaşım telefon etti. Dedi ki, Kahraman dedi ya, televizyon izliyor musun? Soran arkadaş da bilmiyor ki benim evimde televizyon yok. Ben televizyon izlemem. Televizyon hiçbir zaman olmadı benim evimde. Yok dedim. Ya dedi, MasterChef de dedi, senden bahsettiler dedi. MasterChef. Allah Allah dedim. Emin misin? MasterChef. Yemek programı. Hani yazar, edebiyatçı nasıl oldu? Şimdi Somer Şef var orada. Biliyorsunuz. Bir yarışmacıyı haşlarken karşısında şöyle demiş yarışmacıya. Benim de çok sevdiğim bir söz var. Şair Kahraman Tazeoğlu'nun. Der ki, risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Bu sözü söylemiş. Sonra görüntüleri yolladılar. Bu söz Mor kitabında, biliyor musunuz? Yani ben o sözü 2016'da yazmıştım. Somer Şef 2022'de söyledi. Milyonlara ulaştı. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki kaç yıl önce yazılmış. Ama niye? Kitap okumadığı için toplum. Ancak bir televizyon figürü onu söylediğinde herkes paylaşıyor. Sonra bir baktım, o sosyal medyada söz almış başını gitmiş, herkes paylaşıyor. Şey, videolar çekmeye başladılar böyle. Arabayla gidiyor, 200'e basmış, risk al başarırsan diye. Yanlış anlamış sözü. Böyle videolar falan gördüm. Tabii yine de şuna sevindim. Bir şekilde insanlara ulaştı. Bu güzel. Yani buna sevindim. Eyvallah. Keşke insanlar ta o zaman, o yazdığım yıllarda o kitabı okusaydı, hem bu sözü şiar edineceklerdi, belki yaşantısını ona göre belirleyecekti, hem de pandemiye hazırlıklı olacaktı. Bakın, iki şey kazanacaktı. Ben bu kitap okumama durumunu yıllar önce fark ettiğimde kendi kendime dedim ki, ben dedim, Türkiye'de kitap okumayanların yazarı olmak istiyorum dedim. Yola öyle çıktım ben, biliyor musunuz? Dedim ki, kitap okuyanlarla zaten bir derdimiz olamaz, onlar okuyor. Değil mi? Sıkıntı yok. Ama bir de böyle içinde biraz böyle kitap okuma isteği olup da hangi kitaptan başlayacağını bilmeyen, biraz böyle kitap okuma isteği olan çok insan var, biliyorum. Onlara nasıl ulaşabilirim dedim. Evet, kitap okumayanların yazarı olmak için yola çıktım. Ben yola çıktığımda o zaman kimse beni tanımıyordu. Ve bir anda Facebook'ta, o zaman Facebook var, şimdi annem kullanıyor. Facebook'ta bir anda bir baktım, 100 bin, 200 bin takipçi, 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Bir gün bir baktım, 4 milyona ulaşmış takipçi. 4 milyon insan takip ediyor ve bunların hepsi mesaj gönderiyor ve mesajların hepsi şöyle başlıyor. Ben daha önce hayatımda hiç kitap okumamıştım. Hep böyle başlıyor. Bakın, benim okurlarım daha önce kitap okumayan insanlardır aslında. Bu şunu gösteriyor. Amaca ulaşmışız. Bunu yaparken ben şunu gözettim. Bir insana şu kitabı oku dediğinde ilgisini çekmiyor. Ama o kitabın içinden onun ruhuna dokunacak bir şey yakalarsanız, onu sunarsanız ona, merak ediyor. En azından gidiyor, kitabı alıyor. Ya o kitapta şöyle bir söz geçiyor. Biz kitaplardaki sözleri paylaşmaya başladık Facebook'ta. Herkes birbirine o sözleri gönderiyor. Sevgilisinden ayrılıyor, yapıştırıyor Kahraman Tazeoğlu sözünü. Sevgilisi de ona yapıştırıyor mesela, hemen cevap veriyor. Hep benim, ikisi de benim söz ama. Neyse, böyle yayılıyor. Bir yandan şunu merak ediyorum. Diyorum ki, ya acaba bu kitap satışlarına da yansır mı? Hani o kadar insan paylaşıyor. Yansımadı. Onu gördüm. Sonra beni şey zannettiler. Bir adam var diyorlar. Kel. İnternette diyorlar sözler yazıyor. Çok güzel.
Beni öyle zannettiler ilk başta. Kitabımdan falan haberi yok kimsenin kitapları. O arada kaç? 10 kitabım falan vardı yani. Şimdi 30 tane oldu. O zamanlar 10 tane kitabım. Çok güzel sözler yazıyor diyorlar böyle şeyde, sayfasında paylaşıyor. Yolda görüyorlar. Siz şey değil misiniz? Şu Facebook'ta yazan. Facebook'ta yazan. 10 tane kitap var. Neyse. Profili inceliyorum. Bakıyorum hani kimler bizleri okuyor. Bir söz paylaşıyorum bir kitaptan. Dakikalar içerisinde yüzlerce yorum altına o sözün. İşte kimisi diyor ki aa ben bunu bu kitabınızda okumuştum diyor. Kimisi çok güzel sözmüş diyor. Fakat bir şey dikkatimi çekiyor benim. Yazanların hepsi kadın. Yani bakıyorum şöyle yukarıdan aşağı isimlere. Ayşe, Fatma, Büşra, Kübra, Leyla, Filiz. Araya bir Mahmut giriyor orada. Herkes o söz için bir şey yazmış. Mahmut şöyle yazıyor. Filiz ne haber? Şimdi Mahmut'un niyet belli tabii. Yani niye orada olduğu belli. Ava çıkmış Mahmut. Bu durum da benim dikkatimi çekti. Sonra yine bir araştırma yaptım. Ve şu sonuç çıktı ortaya. Türkiye'de kitap okurunun %90'ı kadınmış biliyor musunuz? Hani o 80 bin kişi var ya kitap okuyan. İşte onun %90'ı kadınmış. Türk erkeği kitap okumuyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Herkesi ben kendim gibi zannediyorum. Sonra dedim ki Allah Allah yani neden Türk erkekleri şey kitap okumuyor? Üzüldüm. Hem cinslerim adına üzüldüm yani. Sonra bunun ceremesini kadınlarımızın ne kadar çektiğini gördüm. Herkes dertli, herkes üzgün. Geliyorlar bana anlatıyorlar. Hiç beni anlamıyor. İşte hiç romantik değil. Siz de erkeksiniz, yazıyorsunuz. Sizin gibi sevmiyorlar. Sizin gibi bir aşk ben yaşamıyorum. Hani çok herkes şikayetçi. O yüzden bir gün Twitter'da bir söz paylaştım. Dedim ki kitap okuyan kadınlar mümkünse kitap okuyan erkeklerle evlensin. Sonra benim başımı ekşiyorsunuz diye bunu yazdım. Ama bir yandan da araştırıyorum. Neden erkek, Türk erkeği neden kitap okumuyor diye. Bunun peşinden gittim. Tabii bir ekonomik sebepler var. Ailede yetiştirilme tarzı, erkek biraz daha serbesttir. Biraz daha dışarıdadır, gezer, tozar. Kadın evdedir. Böyle hani kızlarımız daha çok böyle. Onlar evde oldukları için biraz daha fazla okuyorlar. Bu bir tanesi. Başka sebepler de var tabii ki ama uzun uzun onlara girmeyelim şimdi. Ben dedim erkeklere de kitap okumayı sevdireceğim dedim. Çok başaramadım. Şu an salonda da belli zaten. Çok başaramadım ama şunu gördüm. O erkekler hayatlarına giren kız arkadaşlarından beni tanıdılar. Zorla okutanlar biliyorum. Erkek arkadaşına oku da diyor işte bir şey öğren falan. Şunu çok gördüm. Sahneye çıkmadan böyle kenarda duruyorum. Salon doluyor böyle. Çiftler geçiyor. Özellikle üniversitelerde. Çiftler geçiyor. Kızın kucağında kitaplarım. Evet. Tutmuş sevgilisinin elinden. Koşa koşa geliyor. Adamın ayaklar geri geri gidiyor. Bu sahneyi çok gördüm ben. Hatta şunu kulağımla duydum. Kıza diyor ki, ya diyor benim ne işim var burada? Hem diyor sen bu kelin nesini seviyorsun, ben bundan güzel yazarım diyor. Bak bunu ben kulağımla duydum. Sonra o erkekler terk ediliyor. Şimdi terk ediliyor. Orada işte bir bakıyorum benim kitapları okuyorlar. Teselliyi yine o kitaplarda buluyorlar. Neyse çok güzel dostluklar da kurduk tabii onlarla sonra. Hepsi bana dedi ki abi sen bana sevdiğimden yadigar kaldın falan diye. Çok güzel dostluklarımız oldu. Sonra vazgeçtim diye bir kitap yazdım ben. Özellikle erkekler okusun diye yazdım. Kitap gerçekten de öyle oldu. En çok erkekler beğendi vazgeçtiğimi. O da var sizde, evet. Vazgeçtimle ben bir erkek kitleye ulaştım. Vazgeçtim ilk çıktığında imzalara bir bakıyorum. Ben özellikle şeye bakıyorum. Çünkü normalde önümüzde böyle kuyruk olur. Hanımefendiler geldiğinde kitabı uzattığında derim ki isminiz ne?
erkek uzattığında kime imzalıyoruz derim. Çünkü o da kendisi için orada değil biliyorum. Ama baktım vazgeçtim de o bayağı iyi. Neredeyse başa baş gidiyor böyle. Tamam dedim ben buldum erkeklere kitap. Çünkü erkeklerin dünyası başka. Kadınlar gibi düşünmüyoruz biz. Siz aşka da başka bir pencereden bakıyorsunuz. Biz de aşka başka bir pencereden bakıyoruz aslında. Sıkıntı da burada biliyor musunuz? Sizin gibi düşünmediğimiz için. Yani kendimi kenara ayırıyorum. Tamam. Sonuçta ben yazarım. Bir kadın duygusunu da çok iyi yazabilirim, anlatabilirim. Ama bakıyorum bizim Türk erkeğine. Biraz böyle biz şeyi seviyoruz. Türk erkeği şunu seviyor ilişkilerde özellikle. Gözü benden başkasını görmeyecek. Benim dediğim olacak. Ben ona hüküm kuracağım üstlerinde ama o bana kurmayacak. Yani benim özgürlüğüm biraz elimde olacak. Fakat aynı özgürlüğü ona tanımamam gerekiyor gibi bir şey var. Bunu değiştirmek için, bunun böyle olmaması gerektiğini anlatabilmek için çok çabaladım. Hatta abi terk etti gitti diye gelenlere şunu söyledim. O zaten hiç gelmemişti bak. Onu tutmaya çalıştın. Sen tutamadın. Neden? Çünkü yanlış bir hamle yaptın. Birini seviyorsan, senin olmasını istiyorsan, önce gerçekten seni seviyor mu onu bilmen gerekiyor. Şu söz onun için yazıldı. Sevdiğinize gitmesini istemiyorsanız ona kelepçe değil, kanat takın. Kanadı olduğu halde hala yanınızdaysa, uçup gitmiyorsa o zaten sizindir. İşte bunu beni terk etti diyenlere yazdım. Nasıl sevmeleri gerektiğini öğretmeye çalıştım. Yıllar böyle devam etti. Yazarak, anlatarak, işte insanlara bir şeyleri. Ama biz şunu çok duyduk insanlardan, yazarlar olarak, diğer meslektaşlarım da bunu çok duyuyor. Yaşadığınız şeyleri mi yazıyorsunuz? Abi diyor, tamam diyor, sen yazıyorsun, ben okuyorum, eyvallah. Çok güzel, altını çiziyorum, diyorum ki, ulan adam aynı benim yaşadıklarımı yaşamış. Evet, ben de böyle hissetmiştim ama ben şunu merak ediyorum abi diyor. Sen bu kadar şeyi nasıl yaşadın? Ya da yaşadın mı? Merak ediyor. Sana bunları kim yazdırdı? İşin magazin kısmı onu merak ediyor aslında. Sana bunları yazdıran kim? Ve biz diyor okurların olarak neyi dikkate alacağız? Seni mi? Yoksa sana bunları yazdıranı mı? Yazan mı? Yazdıran mı? Ben de gittiğim her yerde bunu sordum. Sizce dedim. Yazan mı? Yazdıran mı? Burada da soracağım. Aksaray'ın cevabını çok merak ediyorum. Yazan diyenler el kaldırabilir mi? Yazdıran diyenler? Yazdıran diyenler daha çok. Sonuç hiç değişmedi biliyor musunuz? Her yerde bu sonuç çıktı. Ben şunu bir açabilir misiniz? Ben özellikle yazdıran diyenler için, demin el kaldıranlar için onlara şu hikayeyle cevap verdim. Adamın biri, teşekkür ederim, bir kadına aşık olur, çok sever. Öyle böyle değil ama. Yıldırım aşkı. Ve o kadına şiirler yazmaya başlar. İçinde bir şair vardır. Adam kadını sevince o şairle tanışmıştır. Ve kadına şiirler yazar, yazar, yazar. Ama kadın bir gün adamı terk eder ve gider. Fakat adam kadının arkasından daha çok yazmaya başlar. Çünkü bir kere tanışmıştır o içindeki şairle. O kalem durmaz. Aradan yıllar geçer. Kadın başka bir şehre taşınmıştır, evlenmiştir, çoluk çocuğa karışmıştır ama adam hala o kadına şiir yazmaya devam etmektedir. Yıllar sonra o adam o kadının yaşadığı şehre bilmeden gider. Sahneye çıkar, o kadın için yazmış olduğu şiirleri okumaya başlar. Artık herkes o şiirleri ezbere bilmektedir. Adamla birlikte tekrar ederler.
Ve şiirler bittikten sonra salondan muazzam bir alkış tufanı kopar. İşte o alkışlayanların arasında kocasıyla birlikte o kadın da vardır. Adam sahneden iner, kulisine geçer. Derler ki, efendim bir çift var, ısrarla sizi görmek istiyor. E buyursunlar der adam. Kapı bir açılır, adam bir bakar ki o kadın kolunda da kocası. Kadın adamın gözlerine bakar ve der ki, merhaba şairim, beni hatırladın mı? Şair döner, kadına bakar ve yo hatırlamadım der. Kadın sinirlenir, nasıl hatırlamazsın der, uğruna şiirler yazdığın, seni bugüne getiren, seni şair yapan kadınım ben der. Şairimiz döner kadına der ki, keramet sende olsaydı o kolundaki de şair olurdu. İşte o yüzden tekrar düşünmemiz lazım değil mi? Acaba hani yazan mı, yazdıran mı? Yaşadığım son ihanetten sonra, terk edilişten sonra, evet biz de terk ediliyoruz. Bazen bana diyor ki, abi senin terk edildiğin bir hayat bize neler yapmaz. Evet biz de terk ediliyoruz, biz de ihanete uğruyoruz. Öyle bir ihanetin ve terk edilişin ardından ben yazdım son kitabı. Ben bir kelebek sevdim. Tam 7 Mayıs'ta çıktı kitap. Çünkü kelebeğin doğum günüydü o gün. Tabii ayrıyız, beni terk etmiş gitmiş. Haberi bile yok yazdığımdan. Tam o gece, kitabın çıktığı gece ona bir mesaj attım. Dedim ki, sana bundan sonra hiç mesaj atmayacağım. Zaten hayatında yoktum. Şimdiden sonra hepten yok olacağım. Ama giderken sana bir hediye bırakmak istedim. Bu kitabı yazdım. Şu uzun bir mesaj yazdım. Tam 00:00'da saat yolladım. Tam doğum gününde. Cevap şöyle. Wow. Düşünün yani. Bu kadardı cevap. Yazdım. Neyse. Çok da umurumda değildi aslında. Benim için önemli olan orayı anlatmak. Orada size anlatmak. Ben bunları yaşadım. Siz yaşamayın demekti. Yazdım. Kelebek ilk defa bir kitapta iki kişiyim. Hem o kitaptaki genç delikanlı benim, hem yaşlı ihtiyar bilge de benim. Normalde bir kişi oluruz biz genelde hani kitapta. Karakterlerden birini işte kendimiz. Ama bunda ilk defa iki kişiyim. Çünkü o fikir nereden çıktı biliyor musunuz? Hanginiz istemez burada şu salonda ileride yaşlanacağınız halinizle konuşmayı? Düşünsenize, yaşlanmış halinizle konuşabilmek, ona sormak, nasıl geldik oralara demek ve o yaşlı halinizin size öğüt vermesi, gençliğinize bak evlat bunu yapma demesi, bunu yaparsan böyle olursun. Kim istemez bunu? İşte bu kitapta o genç delikanlı ilerideki yaşlılığıyla konuşuyor. Yaşlı bilge onu anlatıyor. Ama genç dinler mi? Dinlemez. Şimdi ben gencin duygularından size bahsedeceğim. Sonra da yaşlı bilgenin ona verdiği öğütlerden bahsedeceğim biraz. Ama önce ihanete uğramış sevdalı gencin duygularına bir kulak verin. Müziğimiz hazır mı? Verelim. İnsan tutunduğu yere ait olmadığını anladığında vazgeçiyor sevmekten. Bir tek onun kalbinde nefes alabiliyordum ama orada hep yabancılar vardı. Kelebek gibiydi gönlü, çiçekten çiçeğe konardı. Doğru zamanı yanlış kişilerle harcadı, doğru kişiyi bulduğundaysa artık yanlış bir zamandı. Beni hevesimden vurduğunda suskundum. Konuştuklarımı anlamayan biri sustuklarımı nasıl duyacaktı? Bir insan yüzünden başka insanlara öfke duymazdım ama onun için dünyayı yakardım.
Kaybetmeye hazırdım. Kaybetmekten korktuklarımın yokluğuna alıştırarak eğitmiştim kendimi. Gözlerine bakarak girmiştim cennetine ama kovulduğumda orası artık cehennemimdi. Gözlerine bakarak girdiğim dünyasından alelacele kovuldum ve hayat yine akıp gidiyordu. Şimdi dardayım. Zaten hep oradaydım. Kalbimi bir idam ipiyle asmama gerek de yoktu. Zaten yaşanmazlıklardaydım. Cümle olsam yazılamaz, şarkı olsam söylenemezdim. Gözleri başka yaraların merhemiydi. Kalbim onda hep misafirdi. Beni bekleme salonuna alıp gitmişti ama hep evde gibiydi. Bazıları vazgeçmek için seviyor galiba. Bu gemi bir daha yanaşmaz o limana. Gidişini kabullenmeyince kaybetmiş gibi de olmuyorsun. Ben dayanabilmişsem o da dayanmıştır diyorsun, bekliyorsun. Hayatın sona eriyor da bir ona eremiyor. Küçük yetim sevinçlerle oyalanıyorsun. Hiçbiri büyümüyor. Onu yaralayan seni öldürüyor. Mutluluk paylaşılırken acı tek başına çekiliyor. Gözlerine baktığımda kimlerden vazgeçtiğini bilmeden sevdim ben onu. Gülüşünde çiçekler açıyordu. Gökyüzüne baksa yıldızlar onunla konuşurdu. Yıldızları daha iyi görebilsin diye tüm ışıklarımı kapattım. Karanlıkta kaldığımla kaldım. Oysa hayatımın her yanı onu bekliyordu. Bir boşluktaydım. Elini bana uzattığında meğer o da bir boşlukmuş. Çoktan düşmüştüm bunu anladığımda. Bu gemi bir daha yanaşmaz o limana. Belki bir gün yeniden karşılaşacaktık ama eskisi gibi bakmayacaktı. Baksa da yaralı birini değil, artık yaraya dönüşmüş birini görecekti. Nasıl da kurak bırakabiliyordu insan değil mi? Geldiğinde yeşerttiği yerleri. Yine de karanlığına ışık olmak isterdim ama bendeki ateş ona yetmedi. Onu sevmiştim içimden geldiği gibi. Bir gün içimden çıkıp gideceğini de bildiğim gibi. Gitti dediler. Gelmiş miydi ki? İnsan en hüzünlü zamanlarını bile özleyecek kadar mutsuz olabilir mi? Şu günlerde kendime bir yerlerden tanıdık geliyorum. Keşke benim gibi bir dostum olsaydı diyorum. Ne ben bu kadar yarım, ne o kadar yalnız kalırdı. Belki içimde bunca duyguyla savaşacak bir ordum var ama savaşmaya gücüm yok. Yarısı bitti ömrümün, diğer yarısını ona adadım. Hayatım film olsa ilk yarısında çıkardım. Benim buğulu camlara çizdiğim kalpler bile yarım. Yüreğimin yangınını gözlerindeki deniz söndürür dedim. Hem söndürdü hem boğdu dalgalarıyla. Bu gemi bir daha yanaşmaz o limana. Gönül en çok tutunduğu dala kırılır. Küskünlüğüm belki de bundandı.
Yok ama yok. Vedalar soğuk değil, sevgiler yalandı. Her şey istemediğim gibiydi. Hayatın gölgesi düşmüştü payıma. Ne zaman kendimden uzaklaşıp ona yaklaşsam, o benden uzaklaşıp başkalarına yaslandı. Hayatının aşkını hayatının hatası sandı. Ezberciydi. Bende öğrendiklerini başkalarıyla yaşadı. Bana hiç kullanmadığım gülüşlerim kaldı. Her sabah aynaya baktım. Karşımda hep bir yabancı vardı. Sebepsiz yere gülüyorum şimdilerde. Sebepli olanların bedelini ağır ödettiler. Ne zaman aşk sofrasına otursam, payıma hep kırıntıları toplamak kaldı. Ben içimde cehennemi yaşıyorum diyorum. O bana yakarım seni diyor. Bendeki yangını duyan körükle koşup geliyor. Ben yolumda olsam da hiçbir şey yolunda gitmiyor. İçin bir mezarlıksa nasıl durabilirsin ayakta? Bu gemi bir daha yanaşmaz o limana. Çok teşekkür ederim. Aldatılınca neler yazıyor değil mi insan? Başa gelince neler yazıyor? İşte bu az önce duyduğunuz ihanete uğramış o delikanlının duygularıydı. Ama onun bir de yaşlılığı var. Yaşlı Bilge. Bilge ona, bu adam nasıl bir adam? Önce onu söyleyelim. Bu adam sokaklarda yaşayan bir adam. Her gün bir lokantanın camına bakıyor. Lokantada çalışanlar da ona çorba veriyor bir tas. Her akşam. Bir depoda yaşıyor bu yaşlı Bilge. Ama lokantanın önünde beklediği çorba değil aslında. Bir kelebek. Her gün o lokantanın camına konan bir kelebek. Kitabı okuyanlar aslında daha iyi anlıyor şimdi ne demek istediğimi. O yaşlı Bilge diyor ki genç delikanlıya, bak evlat, kahkahanın susturulacağı yerde gülme, gözyaşlarının silinmeyeceği yerde ağlama. Yapıcı ol. Dünya zaten eleştirenlerle dolu. Başkalarının mutsuzluğu sana huzur getirmez. İki şeyi belli etmen sana kaybettirir evlat. Akıllı olduğunu ve sevdiğini. Her şeyi bil, her şeyi öğren ama yalnızca yapman gerekenleri yap evlat. Düşmanını iyi tanı. İnsan düşmanından öğrenir. Düşmanını ondan nefret ederek değil, onu anlayarak yenebilirsin. Hedeflerin olsun. Ne aradığını bilene bu dünyada her şey var. Önce bilgin, sonra fikrin olsun. Bak, fikirler ölmez diyen adam bile öldü ama fikirleri hala yaşıyor. Zenginliğini sahip oldukların değil, paylaştıkların belirler evlat. Cömert ol, Allah sana daha çok verir. Ama daha çoğu helalinse daha azıyla da yetinme. İnandığın değerler seni yüceltirken başkalarını aşağılıyorsa kendini bir kez daha düşün. Bir kez daha sorgula. Sevmeyen için kalbini, anlamayan için dilini yorma. Hatta anlamayana susma bile, uzaklaş oradan. Allah'ın yazdığı kaderi bir başkasının değiştirmeye çalışmasına izin verme. Hayatın çelişkilerine bakarak kendi doğrularını oluştur. Her şeyin bir sırası var evlat. Sabırlı olmayı öğren. Emeklemeden yürüyemez, yürümeden koşamazsın. Yaşadığın her anın kıymetini bil. Bedel ödemeden de belki başarılı olabilirsin ama
o bedeli sana bir ömür ödetirler. Hiçbir bedel karşılıksız, hiçbir karşılık da bedelsiz değildir. Sakın aklından çıkarma evlat. Büyük mutluluklar küçük sevinçlerin toplamıdır. Ve bazı doğrular insanların doğru bildikleri yanlışlardan öğrenilir. Kötü gününde yanında olmayanı iyi gününde yanında taşıma, çünkü ilk fırsatta sırtına binecektir. Mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyanlar hayatlarına girdikleri kişinin mutluluğunu emip bitirir. Bir okyanus olduğun halde için yanar da anlayamazsın. Öyle bir durumda hangi su seni söndürebilir? Az konuş, çok dinle evlat. Konuşarak bildiklerini tekrar etmek yerine dinleyerek yeni şeyler öğren. Hedeflerin olsun. Hedefin yoksa hedef olursun. Çok kolay olana kadar her şey çok zordur. Sabrın cebinde olsun. Sabrını olgunluk maskesi takmış bir çaresizlik olarak algılamalarına izin verme kimsenin. İyi insan olmak zorunda değilsin, iyi olmaya mahkumsun evlat. Belki iyi olan herkes tarafından sevilir ama yine de herkes tarafından anlaşılmayabilir. Aldırmayacaksın. Çünkü her yağmur beraberinde çamuru da getirir. Toprağa can verirken kelebekleri öldürür. Çok teşekkür ederim. Bütün kitabı da okumak istemiyorum. Aslında çok şey hazırladım size okumak, anlatmak için. Fakat bir de imza kısmı var. İmzada da çok önemli bir şey var. Biliyorum sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Fotoğraf, anı ölümsüzleştirmek değil mi? Çok önemli. Bunun farkındayım. Ben de bunu çok önemsiyorum. Çünkü her gittiğim yerde fotoğraflar çekiliyor. Saçlarını şimdiden düzeltmeye başladı bak. Daha bitmedi dur. Benim öyle bir derdim yok. Her gittiğim yerde, gittikten sonra insanlar paylaşıyorlar, beni etiketliyorlar. Ben de onları paylaşıyorum ya kendi sayfamdan. Soruyorlar ki, abi beni niye paylaşmadın? Ben seni etiketledim. İyi de güzel kardeşim, hesabın gizli. Hesap gizli olunca bana düşmüyor. İstediğin kadar etiketle. Şimdiden uyarayım, siz de öyle bir şey yapacaksanız o anlık açın. Bana düşsün, ben paylaştıktan sonra tekrar kapatırsınız. Sonra bana kızmayın niye paylaşmadın diye. Bu uyarı böyle. 812 bin kişi var orada Instagram'da takip eden. Aramızda takip etmeyenler var. Rakama şaşırdılar çünkü oradan anladım. Onlar da lütfen takip etsinler. Ben fotoğraf olayını şöyle yaşadım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 1500 öğrenciye şiir okudum. O 1500 öğrencinin kitabını imzaladım ve 1500 kişiyle fotoğraf çektirdim. O zamanlarda da ön kamera yok. Böyle normal karşıdan çekiyorsunuz. Flaşlı. O Samsung flaşları var ya. Gözümü değil, ciğerimi söktü onlar benim. O gözüm bir çakıyordu. 8 saniye hiçbir şey görmüyordum. Bir müddet sonra olay şuna dönüştü. Ben kolumu şöyle tutuyorum. Öğrenciler altına giriyor kolumun. Ben gülüyorum, karşıya bakıyorum. Fotoğraf çekiliyor. O gidiyor, başkası giriyor. Çünkü böyle baksam da göremiyorum. Gözler gitmiş. Öyle yorgunlukla İstanbul'a geldim. Atatürk Havalimanı var. O zaman indim. İşte çantamı bekliyorum gelmesini. Etrafa da hiç bakmıyorum. Hani biriyle göz göze geliriz. Bir kişi gelse fotoğraf çektirelim mi dese artık yorgunluktan ölüyorum. Takadim yok. Kimseyi de kıramam. Huyumu biliyorum. Önüme bakıyorum. Hani böyle önünüze bakarken şuraları da görürsünüz ya şöyle yandan. Baktım oradan pişmiş bir kelle giriyor benim kadraja şöyle. Bir delikanlı böyle geldi. Tam karşıma geçti, böyle yaptı. Karamantazoru.
Döndüm, buyurun dedim. Abi var ya, felaket hayranım, böyle bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Tabii kardeşim dedim, ne demek dedim. Cep telefonunu çıkardı, elini omzuma attı. Şimdi birinden rica edecek. Herkes gidiyor orada. 5 kere şunu yaşadık. Abi bizim bir fotoğrafımız gelen gidiyor. Abi bizim bir fotoğrafımız, en son şöyle oldu. Abi bizim dedi, önce elini çekti omzumdan. Karşıdan biri geliyor. Yanımdan hızlıca şöyle 2 adım öne attı. O karşıdan gelenin tam karşısına geçti, böyle yaptı. Mert Fırat. Abi felaket hayrandım, böyle bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi, telefonu bana uzattı. Abi dedi, bizim bir bizi bir çeksene abi dedi. Ben bir dakika içinde fotoğraf çekilenden fotoğraf çekene dönüştüm. Hayır, bir de çekiyorum, soruyorum olmuş mu diyorum. Bana diyor ki abi bir de yan çek. Ben çektim. Teşekkür etti, gitti, benle çektirmedi. O yüzden fotoğrafın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Fotoğrafa da zaman kalsın istiyorum. Ben bir bölüm daha okuyacağım size. Delikanlının duygularından müziğimizi verelim. Onunla bitirelim. Ondan sonra imzaya geçelim. Bu arada imza nerede olacak? Tamam. İlerideymiş. Tamam. Genç delikanlının duygularıyla bitiriyoruz. Sen bitti dediğinde ben yeni başlamıştım. Gözlerinden içtiğim aşkı kalbimden getirdin. Gülü değil meğer dikenini takmışım yakama. Ey beni dertlerimden kurtaran sarı bela, her şeyimi aldın da yanıma. Bir ihanetini sığdıramadım bavula. Altında kaldığım çığlar bile benden kopuyor. Fotoğrafın yüzüme tükürür gibi bakıyor. Anladım artık. Benim kalbim sevilmeyi bilmiyor. Sorun sende değil, benle. Hep benimleydi de. Uçurumum oldu gözlerin, bir nefes gibi çıkıp gittin içimden. Zaten çok yalnızdım, keşke seni hiç tanımasaydım. Kılcal damarlarıma kadar kırgınım sana. Kelimeler anlamını yitirdi. Şimdi ben hangi cümleden başlayacağım yaşamaya? Çocukken dizlerim kanardı, şimdi dizelerim kanıyor. Günahıma girme yeter, sevaplarım sende rehin duruyor. Kalbine gömdüğün adamı öldürmeyi unutma. Kaderimize say gitsin, unutsan da unutmasan da. Bu gemi bir daha yanaşmaz o limana. İnsanın kalbi bir tek ağlarken üşür. Seni kaybetme korkusunu kaybedeli çok oldu ama gözümdeki yaşlar kalbime üşüşür. Sen benim son noktası henüz konmamış en güzel hikayemdin. Tüm şanssızlıklarımı seninle yaşayıp bitirdim. Gelecekten daha umutluyum artık ama aklım yaşayamadıklarımızda. Bu aşk bir düşman gibi nasıl girdi aramıza? Ey çıkmaz sokağımdaki yanlış kapı, seni sevdiğim için kendimi affediyorum. Birbirimizi tükete tükete ezdik aşkımızı. Bana benden başka yuva yok gayrı. Sana en sevdiğim yerden kırıldım. Aklım geride kalmasın. Belki bir gün geri dönmek isterim diye bütün geçmişimi yaktım. Çünkü haklıydım. Ama haklı olmak mutlu olmaya yetmiyormuş her zaman.
bunu şimdi anladım. Ben demiştim dememek için, artık bir şey demeyi bıraktım. Dünya sizin olsun, ben geçerken uğradım. Geçmişimde açtığın yaralar, geleceğimi kanatacak yıllarca. Belki pişmanlıklarım da olacak ama bu gemi bir daha yanaşmayacak o limana. Bazı aşklar unutulur, bazıları ayakta uyutulur. Çok sonra kendime geldim ama artık orada da değildim. Yola çıkmadan düşürmüştüm yolu yol yapan her şeyi. Hiçbir şeyim yok şimdi. Sahip olduğum tek şey gözlerindi. O da sadakat sandığım ihanetlerde yitip gitti. İnsan en çok kırıldığında değişir. Ben değişmedim, farkına vardım sadece. Ama asıl farkına varamadıklarım beni bitirmiş. Güvenmiştim sana, bu da benim eksiğimmiş. Ayaklarım hayatımdan kaydı, kalbin oralı bile olmadı. Sen bilmezsin içime akıttığım gözyaşları. Dışarı akandan daha yakıcıydı. Aynı gökyüzüne kandık. Ne sen dönüp baktın geriye, ne ben adımlarımı saydım. Ben beklemedim, sen gelmedin. Ama masalın sonunda ben bittim. Bilmem sen mi gittin, ben mi ittim. Söndü ışıkları evimin. İçimde kalan son seni de al. Yoksa çok özlerim. Şimdi ayrı yataklardayız. Hep tek yastık. Sevdiğim şeyleri bir başıma yapıyorum artık. Seni anlatıyorum orada burada. Hayat güzel, boş ver diyorlar. Güzel olsa ne olur? Bana uğramadıktan sonra iyileştiremediğin her yara yoldaşın oluyor zamanla. Hep yanında taşımak zorunda olduğun ama hiç sevmediğin biri gibi. Benden bu kadar kelebeğim artık bitti. Bu hayat böyle gelmiş, böyle gider. En iyi bildiğin ses bir gün sana yanlış numara der. Bir ihtimal olarak bittin. Bir yara olarak kalacaksın aklımda. Ama bu gemi bir daha yanaşmayacak o limana. Bu gemi bir daha yanaşmayacak o limana. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Allah da kimsenin başına böyle ihanet getirmesin. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Üstadım, bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Aksaray'daydığımız Halkla İlişkiler Müdürü Ziya Alihan Çekiç Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şurada alabilirsiniz.